Sağ olunuz, sağ olunuz. Necip Türk milleti, gösterdiğiniz bu şefkat, gösterdiğiniz bu alakaya efendim layık olmaya çalışacağım. Teveccühünüz için özellikle çok teşekkür ediyorum efendim. Bu içten yürekten asla stüdyo şefinin yönlendirmediği ciğerden gelen alkışlarınız için. Tabii evet, evet, evet. Mevzu belli. Giderek daha çok belli oluyor. Giderek daha çok eğleniyoruz. Efendim program yeni tabii. Program dediğin şey çocuk gibi. Doğuyor, eline geliyor ondan sonra. Şöyle geçeyim de. Baba bir kaya. Doğuyor, eline geliyor ondan sonra. Onu biraz pişpişliyorsun, mişmişliyorsun. Ama neticede o yavaş yavaş büyüyor. Hani tabii ki ilk doğan çocuk da çok hoş ama o büyüdükçe daha çok randuman alıyorsun ya çocuktan abla. Onun için bu programda doğdu. İşte bizim elimize geldi. Hep beraber biraz baktık, büyüttük falan, büyümeye başladı. Sizlerin katkısı ve desteğiyle daha da şey oluyor. Gelmeniz, burada olmanız, evet, varlığınızla anlam kazanıyor. Yani daha şu andan kanal yöneticilerimizi kıllandırmak istemem ama şu andan bütün Amerikan kanalları peşimde. Yoğun talep var. Ne olursun bizim programlara da bak, seyret diyorlar. Gel demiyorlar da şimdi, seyret diyorlar, olsun. Şey yapalım. Çok teşekkür ederim efendim. Bu sıcak. Eyvallah. Abi ben onu 1500 liraya alırım ben o koçu baba. Ha? Ne diyorsun? 1500 liraya alırım baba ben o koçu. Evet. Siz rahat olun efendim. Gelin ve kaynanayı yarıştıracağız. Ortada damat, onun mutluluğu, onun seçiciliğiyle bambaşka yerlere sürükleneceğiz efendim. Nereye sürükleneceğimizi program sonunda göreceğiz. Onun için çok kıymetli, çok değerli bir ailemiz var. Çok tatlı insanlar. Öztürk ailesi. Öztürk ailesinin annesi... Yani kayınvalidemiz, kaynanamız Ayşegül Öztürk geliyor. Evet. Bir yaşınıza bakayım. Aa, öpülür. Öpülmez mi efendim? Yok, öpülmez. Yani öpülür öpülmez arası böyle kalır yani ne yapayım diye. Ver bak elini. Yani bir bakarsın bir şuraya bak lan ne yapsak ki diye böyle iki arada bir derede kalabileceğiniz bir yaştasınız. Hoş geldiniz. İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Her şey yolunda inşallah. Çok güzelsiniz. Evet. Çok hoşsunuz. Belli deneyimlisiniz. Ev kadınlığı mevzuunda çok güzel. Fevkalade. Oğlunuz ve gelininizi izin verirseniz çağıralım efendim. Tabii. Çağıralım. Peki. Gelin hanım Elif Öztürk, damat bey yani oğlumuz Furkan Öztürk alkışlarla. Efendim. Evet. Hoş geldiniz yenge, hoş geldiniz kardeşim, evet. Arkadaşım, buradan prodüksiyona sesleniyorum. La bunların daha kısa soyu yok mu ya bana? Hep uzunu mu gelir bana ya? Hep uzunu mu gelir? Hep böyle maşallah. Irsi, ama... gelinim de çok güzel, boylu evet. Poslu. Evet, ırsi derken abla senin de boy benim kadar nasıl ırsi yani? Yok, bunlar... yok dayısı, dayıları bir uzun boylu. Ha, dayıları uzun evet. Mu? Ha, dayıdan evet. Kalkmış. Ay evet. Çok güzel. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz. Yengeciğim, çok güzel. Siz fuar hostesiymişsiniz. Evet. Ondan sonra Furkan Bey avukatmış. Çok güzel, doğru genç efendim. Bir avukat. Yeni herhalde. Ha. Kaç yıllık evlisiniz? 3 yıllık evlisiniz. 3 yıllık evlisiniz, güzel. Hani bir laf vardır ya, niyet neydi, akıbet ne oldu diye. Efendim sizin akıbetiniz güzel olmuş. Mutlu mesut bir yuvanız var. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Yemek yapmaklarınız nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Harbi mi diyorsun? Fena. Oo çok iddialı, fena dedi. Nasıl gelininizle mutfak ilişkisi fena diyor. Sizin i̇yi, nasıl? İyi, fena değil yani. Ha, o da fena değil dedi. Fena ile fena değil arasında mevzu ne olacak göreceğiz. Efendim yazıp tura atıyoruz ama sonuçta hep de kayınvalide kazanıyor. Yine de biz efendim şey yapalım. Yazı mı tura mı? Yazı. Yazı. Sizde tura oluyor. Kerimciğim sen şey yap ya sen kendini at hayatım. Ha at. At söyle canım. Gelinim yazı. De kazanırsa yazı. Gurur duyarım. Evet, yazıyı kim söyledi? Ben söyledim. Yazı siz kazandınız, yine siz kazandınız. Siz çeviriyorsunuz, sizle başlıyoruz. 3 tane malzeme alacaksınız, onunla güzel bir yemeğin
altyapısını oluşturacaksınız. Sonra size efendim beşer dakikada bir malzeme vereceğiz. Toplam o malzemeleri de katacaksınız. Mutlaka evet. Kullanacaksınız. Tamamını kullanacaksınız ve Furkan Bey yakışıklı oğlunuz, yakışıklı eşiniz bunu yiyecek. Yani yenebilecek gibi olacak. Afiyet olsun. Hayır, eğer afiyetli bir şey yaparsanız olacak. Yoksa adamın boğazına kalacak, takılacak. Bakalım ne olacak. Buyurun efendim Ayşegül Hanım. Evet, kuvvetli bir şekilde çevirdiler efendim. Ne geldi? Pirinç. Süper, süper. Nasıl? İyi pirinç. Süper. Pirinç iyi hayatım. Pirinç efendim gördüğünüz tabii. gibi ilk malzememiz pirinç. Peki, devam edelim efendim. Oba. Ne yok? Krema. Olur. Olur, 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 olur. Hiç morali bozacak bir şey yok. Krema da her şeye uyar. Değil mi efendim? Krema da şahane olur. Evet. Çeviriyoruz efendim. Kuvvetli çevir Ayşegül'cüğüm. Bir de kuvvetlisini görelim. Evet, İnşallah güzel bir şey çıkar. Hop, hop. Cips. Olsun. Olsun ama ne kadar olsun yani. Biraz daha bir elinin ayarı olaydı Ayşegül. Biraz daha bir elin ayarı olaydı daha iyi olurdu. Cips efendim. Evet. Pirinç, krema ve cips şimdilik ama. Sonra sen çevireceksin. Bakalım ne gelecek. Sonra sen çevireceksin. Bakalım ne olacak. Nerelere gidecek iş. Damadı gönderiyoruz. O kimin ne yaptığını bilmiyor. Efendim biz malzemeleri çağırıyoruz. Ufak ufak başlıyoruz. Tamam? Hadi. Damat Bey güle güle. İstirahatinize bakın. Ben geleceğim yanınıza. Yerinizi alalım. Yerinizi alalım. Zeynep getir yavrum malzemeleri. Zeynep'im getir. Heh pıt 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 pıt. Yine Zeynep efendim görüyorsunuz. Program her geçen gün büyüyor. Geçen program dahil oldu. Ne zaman geldin kız sen? Geçen program. İki program önce mi geldi? Aa, iki program önce geldi. Hayatımız renklendi, şenlendi. Diyeceksiniz ki peki nasıl oluyor da hep aynı kostüm? Çünkü program bant olduğu için efendim. Bu da tek kıyafet getirmiş. Geri zeka. Onun için mecburen. Ha, öyle yani. Bak ben en azından bir sürü kıyafet getiriyorum. Bende de pantul aynı ama olsun üstü değiştiriyoruz. En azından. Evet. Zeynep'ciğim güle güle canım. Evet. Yürüyüşüyle farklılık yaratan eleman. Kimisi öyledir. Kimisi duruşuyla farklılık yaratır. Kimisi yürüyüşü... Bak abim mesela duruşuyla bir farkındalık yaratıyor. Öyle değil mi? Hanımefendi sizler duruşunuzla... Sen niye bir ters ters baktın abla bana? Bir uyuz olmadın değil mi bana? Gıcık değil değil mi? Tamam peki. Evet evet. Yavaş yavaş artık. Evet. Evet yenge. Ne durumdayız? İyiyim. Şu an bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Heyecan yok. Güven var. Sen fuar hostesisin. Evet. Her tür fuara gider misin? Yoksa seçimlerin var mı? Yani Türkan Şoray kanunları vardı hani bir zamanlar. Onu yapmam, bunu yapmam. Yani senin de hayatında mesela ambalaj fuarına gitmem, gıda fuarına giderim. İlk başlarda tabii hiç seçicilik falan da şey yapmıyordum, davranmıyordum. Tabii sonradan sonra işi öğrenince seçici oluyorsun tabii. Neyi seçeceksin anam? Fuar fuar işte. Gidip neyi de sen şimdi bebek fuarına mı gidersin, ambalaj fuarına mı gidersin? Bebek fuarına mı gidersin ama ben ikisine de gitmemeyi tercih ederim. İstediğimi çekmiyor. Yani hangisine gidiyorsun sen? Ya daha elit fuarlar elit. Olsun. Evet. Ha. Elit fuar, elit bir insanım ben diyorsun. Evet. Çok güzel. Enişteyle karşılaştın. Baktı. Baktın. Dondu. Dondun. Kaldın öyle. O kaldı. O, da, o kalır da sen de kaldın yani. Askı gibi kaldın. Aklından geçen ilk üç kelimeyi söyle bana. İlk üç. Çok kiloluydu. Ne kilolusun lan adam ilk iyi. Çok, hayır ilklerde çok kiloluydu. Öyle mi? Ha kilolu adam sevmez misin? Hayır. Ben pas vermedim ilk başta. Ne pis bir insanmış bu ya. Ben kilolu insan sevmem diye. Ne zararını gördün lan kiloluların? Meclisim meclisten dışarı. Ben özür dilerim. Ya yürü git gelin ya. Sonra? Peki ne ilk üç kelime? Çok kilolu. Kilolusun. Sonra? Kiloluydu ama yani şimdi karizması da vardı. Karizmatikti evet. Üçüncüsü? Üçüncüsü de... Ha. Evet ver. Ver Türkiye bunu bekliyor. Şu an Türkiye ayakta ver. Beni kaldırabilirdi. Beni kaldırabilir miydi? Evet. Anladım. Sen de onu... Evet yani... Çok güzel. Evet. Alkışlar. Beni Hayır şimdi... Çok önemli bir şey ama. Beni diyor yani calaskal gibiydi diyor. Bildiğin diyor calaskal gibi bir adamdı diyor. Beni kaldırırdı diyor. Taşırdı diyor. Taşıyıcı unsur. Çok önemli. Değil mi efendim? Furkan... İlk gençlik yıllarına gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Hadi gözlerimizi kapatalım ilk gençlik yılları. O 14-15 belki daha küçük yaş. Daha küçük yaşlardan olmaz da böyle 15-16 artık kafanın çalışmaya başladığı zamanlar.
Mesela şeyi düşünmüş müydün? Nasıl bir eşim olmalı sorusu. Gerçi 15 yaşında insan bunu düşünmez de 18'inde diyelim, 19'unda. Hiç aklına geldi miydi? Abi geldi şöyle, hatta ben küçüklüğümden beri böyle bir şeyim vardı. Annemle hatta onu hep konuşurduk. O da söyler, hiç karışmazdı o yüzden bana böyle ilişkilerimde. Küçüklüğümden beri böyle kafamda bir portföy vardı az çok. Yani hayatım boyunca da yaklaşık olarak... Bir profil olarak, daha doğrusu aynen, vardı. Aynen bir profil vardı. Mesela yani. Nasıldı o profil? Yani eşin mutlaka o profile çok uyan birisi ama... İnsanın kafasındakiyle hayat ayrı şeyler yani. Aynen. Açıkçası şöyle, daha ağırbaşlı böyle bir eş. Ben çok hareketli bir insanım. Hani benimle beraber yine hareketli, gezebilecek, bana uyum sağlayabilecek biri olması lazım ama onun dışında da hani duruşunu koruyan, sert duruşlu, ağırbaşlı bir insan olmasını isterdim. Öyle de şimdi oldu. Aynen oldu da. Anladım. Sağ tabaktan başlıyor efendim Furkan Bey. Buyurunuz Furkan Bey. Şöyle pilavdan başlıyorum. İlk hamle, ilk koparış, ilk vücutla buluşma. Ağızda dönme ve işte Furkan. Evet. Evet Furkan. Abi pilav fena değil, güzel, çok iyi pişmiş. Pilav iyi pişmiş. Aynen. Baharatı çok iyi gelmedi ama yenebilecek kıvamda gayet Yenebilecek kıvamda, yani lezzet açısından bir lezzetli. Şey söyleyecek. Lezzetli. Gayet lezzetli. He, güzel. 10 üzerinden 7-8 verebilirim. Oo yani çok yüksek puan. Evet. 10 üzerinden 8 ne demek? Çok yüksek puan. Peki şu garnilerinden, pilavdan falan. Devam edelim yani, bu yolculuk sürsün, bitmesin bu yolculuk, pampa. Öyle diyorlar değil mi efendim? Şimdi modern deyimle pampa devam etsin bu yolculuk. Pampa nedir? Bu kanka gibi bu, bir şey mi bu pampa? Karnabahar zannedersem efendim? Abi. Karnabahar zannedersem bu. O karnabahar gibi bir şey. Karnabahar gibi bir şey değil, karnabahar o. Tam. Sever misin? Normalde severim abi. Normalde, evet, şu an anormal koşullardayız diyor, savaş koşulları diyor. Biraz baharatı aşırı derecede fazla olmuş, pişmesi galiba vesaire iyi ama. Galiba yapan taraf onu körüyle evet, boğmuş. Evet, körüsü çok fazla olmuş, evet. Lezzeti iyi olmamış evet, açıdan. Evet, ama bir şöyle... yapacak bir şey yok. Onun da bakalım efendim. O da, üzerinde kakao zannedersem. Onu sanki bir kanka gibi düşünüp. Ananas mı? Ananas. Kakao ile. Ananas. Aslında kakao ile fena olmamış. Evet, iyidir ananas. Çok severim ben. Çat evet. Çat yerim abi. Evet. Abi. Evet. Şu an içinden gelen sesi dışarı ver Furkan. Ver dışarı. Ve... Güzel böyle bir keyif aldım ama kesinlikle de eksiklik de var ya lezzetinde. Ne gibi? Biraz da içindeki pirinçler az pişmiş. Zannedersem pirinç içindekiler çok önemli. Olursa. Evet. Abi. Ne dedin canım? Maydanoz hoş bir avukatmış. Bir maydanoz. Maydanoz mu bu? Bir maydanoz canım. Değil mi? Evet. Şimdi baktım. Bu tabii bir deneysel, aynı zamanda deneysel bir dokunuş. Yani hani muhallebi ile çorba arasında giden yoldaki tam seçemedim de. O evet, o değişik. Aynen abi, muhallebi kıvam olarak hem yoğun hem çorbaya göre yoğun, muhallebiye göre hafif. Yo, ben de yoğun çorba seviyorum ama yoğun derken hani beton yoğunluğunda da değil yani, neticede kötü değil. Su basman seviyesinden beton atmıyoruz inşaata değil mi efendim? Çorba içiyoruz yani. Haydi Furkan, haydi. Geldik karar anına. Hadi abiciğim. Abi cidden zor açıkçası ama. Ama. Bir tarafta annem, bir tarafta eşim olduğu için zor. Hayır, bunlar senin... Allah'tan bilmiyorum yani kimin olduğunu. Bir yolda lezzetin sesini ver bana. Lezzet ne diyor sana kulak? Dolayısıyla bir karar vermem gerekirse abi zannedersem bu taraf ağır basacak. Ne taraf? Bu taraf. O taraf. Çevir bakayım tabağı onun üstüne Furkan'cığım. O taraf kimin tarafıymış? Aa! Efendim işte böyle lezzetin sesi bu kez. Gelin hanımdan yanaydı ama son günlerde de hep gelin hanımlardan yana oluyor. Fakat bilmeden sadece iç sesiyle bu kararı verdi. Efendim ömrünüze bereket. Gurur duydum. Sağ olun, ellerinize sağlık. Siz mutlu mesut olun. Bir yastıkta kocayın size torun torba sahibi olur. Teşekkür ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Hangisi güzel? Şimdi postayı koyuyor ama yarın yine devam ediyoruz. Hoşçakalın. We'll be right back.
olsunuz efendim. Sağ olunuz. Hayattaki en büyük korkularımdan bir tanesi, hani böyle avucunu açıyorsun ya, tam oturmaması hadisesi. Evet bak, oturuyor, çok güzel. İşte seyircinin iyisi böyle olur. Tam oturuyor. Çünkü bazen tam... Mesela bu futbol maçlarında falan görürsünüz. Efendim oyuncu değişirken hani girecek oyuncu böyle avucunu açar, diğer oyuncu tak vurur, bir şey yapar. O tak tam denk düşürür ya, ben hep bundan korkarım, tam denk düşüremem diye, ama düşürdüm galiba. İyi misiniz efendim? Tanıdık yüzler, artık bir aileyiz gördüğünüz gibi efendim. Yani bir müessese olma yolunda gidiyoruz. Müessese olmak demek aynı zamanda bir camia olmak demek. Mesela abimizi biliyorsunuz yani, Brad Pitt, gençliğinin Brad Pitt'i. Benim dayı nerede? Aa, orada dayı! Evet çok güzel, hoş geldiniz efendim, iyisiniz, afiyetlisiniz. Efendim mevzu belli, gelinle kaynanayı burada bir arada ortak bir mefküre, ortak bir ülke uğruna bir araya getiriyoruz. Onlar birbirleriyle fazla uğraşmıyorlar. Tarihsel çelişkilerini bir tarafa bırakıyorlar. Damat için elinden geleni yapıyorlar ve ortaya güzel bir şey çıkıyor. Sonra tatile gidiyorlar. Şahane bir şey. Özgür ailesi bu programın konuğu. Çok güzel bir aile, çok şeker insanlar. Siz de çok seveceksiniz efendim. Özgür ailesinde anne Nuran Özgür hanımefendi. Bütün asaletiyle, bütün... Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. İyisiniz, afiyetlesiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Çok yakın bir yaştayız, onun için sizi elinizi sıkmakla yetindim. Çok güzelsiniz, çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Afiyetli misiniz efendim? Evet. Her şey yolunda mı? Çok yolunda. Güzel. Hanımefendinin asaleti zaten ekrana yansımıştır. Mutfağa çok hakimsiniz anladım. Şunu alalım ha. Bir de böyle üzerindekini böyle maymun gibi temizleyen insan şeyi vardır. Böyle temizler böyle. Değil mi? Mutfağa çok hakimsiniz. Sayılır. Nasıl sayılır? Sayılır çünkü eşim de bana çok yardımcı oluyor. Öyle mi? Hı-hı. Enişte bilir mi yemek? Evet, et yemeklerini o yapar. Neyi? Et yemeklerini. Mesela ne yapar? Balık yapar. Ha. Tavuk. Yani abla, kırmızı et. Abla özür dilerim de balık yapmaya ne var ya? Ver fırına olsun balık yani. Özel bir şey yapar mı? Izgara yapar, ızgara. Ha, ızgara. Hı-hı. Zor bir şey midir balık ızgara ki? Yani zor değil ama keyif alıyor. Ya bilmiyorum ben. Şimdi mesela balık bana o kadar hafif geliyor ki. Şöyle söyleyeyim, ben mesela yaprak sarma bile yapabiliyorum. Nasıl? Ne durumdayım? Çok güzel. Tabii. Mesela. Evet. Doğruya doğru. Lahana sarma yaparım ya. Bizde muska gibi sarılır, evet. Üçgendir. Onu bile yaparım. Neyse efendim, isterseniz oğlunuzu ve sevgili gelininizi, ki çok seviyorsunuz, evet, değil mi? Evet, çok seviyorum. Tabii, klasik. Sevgi kelebeği yine böyle bir nirvana'ya erişmiş bir kayınvalide. Eminim gelin hanım da çok seviyordur kayınvalidesini. Efendim gelin hanım kim? Saime Özgür ve damadımız Vedat Özgür beyefendiyi de buraya alıyoruz. Hoş geldiniz. Bulduk. Yemin ediyorum gidin Antalya'ya, Bodrum'a. Ben İskoç'um, ben İrlandalıyım deyin. Yer millet. Evet. Nasıl, lisanınız var mı efendim İngilizce? İngilizcem var, fena değil. Böyle yani bir ortamda ufak tefek İngilizce konuşmaya başlayın, olur. Efendim Saime Hanım yönetici asistanıymış. Evet. Çok güzel. Yönetici asistanı tabii çok zormuş. Yani nasıl, adamın kaprisi, egosu, onusu, bunusu, her değil işte mi? Her işte var ama. Her işte var. Maalesef. Doğru diyorsunuz. Peki beyefendi de solist mi, ne solisti? Nerede solist? Ses sanatçısıyım ben. Gerçekten mi? Evet öyle. Ne söylüyorsunuz? Yurt dışında opera eğitimi aldım. Opera eğitimi opera mi? Opera mezunuyum, aynen. Evet. Yemin et. Vallahi. Yeşil tuttum bir Allah diye. Öyle. Bize bir parça lütfeder misiniz? Bir kuple. Bir şey. Etsem mi? Hadi. Değil mi? Ama ben alkışlı söyle. Alkış! Alkışlar! Alkışlar! Vedat Özgür'ün. Önce bir tane ağır yapar. Buyurun. 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 Sahne sizin. İşte ya, bir sahne. Hiç beklemiyordum ben böyle bir şey, evet. Ama madem istek var ben de söyleyeyim. Quido benim Aleluya. E tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un abbraccio a una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricominci al canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una
zaten normal. Keşan yersan vedir de beresay. Alkışlar efendim. Şimdi biraz da tabii heyecanın verdiği olay. Bir de enstrüman olmadığı için birazcık tizden girdim. Hayır, tizli umarım fark etmeyiz. Hepimiz çok özür dilerim, mal gibi kaldık. Estağfurullah. Yani değil mi? Evet. Bravo. Evet. Ben sizi öpebilirim. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için gerçekten büyük yetenek. Ben böyle bir şey görmedim. Sizin de böyle o evde olduğunuz o romantik gecelerde enişte kulağınıza böyle şeyler söylüyor mu? Yok, pek evde söylemem. Gerçekten hayır mi? Hayır. Harbi mi diyorsun? Evet, söylemem. Ya benim de bir kız arkadaşım olmuştu. Kanuniydi kendisi. Bir kere bile kanun çalmadı bana ya. Öyle dedim. Ama bu yeteneği lütfen kullanın. Maşallah, hem de ay parçası gibi bir insan. Aynı zamanda çok yetenekli, çok memnun. Kaç yıllık evlisiniz efendim? 2 aylık. Kaç? 2 ay. Harbi mi diyorsun? Evet. Nasıl oldu? Çok enteresan oldu aslında. Eşim bir şirkette yönetici asistanı kendisi. Evet. Ve şirketin düzenlemiş olduğu bir yemekte ben sahne alıyordum. Evet. Sahneden sonra bir görüşmemiz oldu. Bir elektrik oldu. Evet. Aynen öyle. O elektrik kinetik enerjiye dönüştü. Enerji sinerjiye dönüştü. Sonra kızı götürdün. Evet. Oldu. Çok güzel. O şekilde şu anda buluyoruz. Maşallah. Allah mutlu mesut etsin efendim. Bir yastıkla kocasın. Çok da yakışmışsınız birbirinize fevkalade. Efendim biliyorsunuz mevzuyu. Yemek yapacaksınız. Beyefendiyi memnun edeceksiniz. Efendim yani burada bir uzlaşmaz çelişki yok. Ortak bir mefküre var. 3 tane ürün seçeceksiniz. Ondan sonra 5 dakikada bir ürün katılacak. Ama eminim, inanıyorum siz yetenekli insanlarsınız. Fevkalade bir şey yapacaksınız. Genellikle kayınvalideler seçiyor. Bir itirazınız var mı? Yok, hayır. Yok, o zaman efendim başlayalım yavaş yavaş. Burada çarkımız var, birçok malzeme var. Ama inanıyorum siz çok uygun şeyler... Bakayım neler varmış. Güzel güzel. Evet, yani bunda abuk sabuk bir şey yok. Yani ne seçseniz sanki gidermiş gibi. Bir çevirelim bakalım, bir çarkımız dönsün. Hiç durmayacakmış gibi çarkı çevir pampa. Bakayım ne geldi. Yok, nohut iyi. Zor bir şey. Hayır efendim, nohut ve biz haşlanmış yoğurt ve nohut. Tamam, nohut vereceğiz size. Evet, fevkalade güzel nohut, çok güzel efendim. İyi bir başlangıç, uyar mı? Ya, mutfaklarınız nasıl? İşte iyi biraz. Size? Benim de biraz. Biraz mı? Biraz olur mu efendim? Yılların tecrübesi. Nohut fevkalade, nohutla devam edelim. Peki bunun akabinde ne gelebilir? Bir bakalım efendim. Sanki bir salça uyar. Evet. Sanki kıyma olur mu? Olur. Kıyma da olur. Yani sucuk bile uyar, değil mi efendim? Evet. Biber olur, domates olur, hatta belki krema bile olur ama mesela bilmiyorum, ananas biraz zorlayabilir. Şöyle kuvvetlice bir çevirin bakalım ikinci olarak ne çıkacak. Evet. Evet efendim. Bakalım ne çıktı? Domates. Yemin ediyorum başka bir şey dileseymişim, değil mi? Domates uyar. Çok güzel efendim. Peki domatesi de alıyorsunuz. Şahane bir şey. Şunu alayım. Şimdi çok dikkatli olalım, hayal edelim, çağıralım efendim. Nohutumuz var, domatesimiz var. Ne olsun Gelin Hanım üstüne? Ne istersiniz? Sucuk olsun. Sucuk. Siz? Kıyma olabilir. Evet, kıyma da olur, sucuk da olur. Siz yaparsınız. Kıyma olabilir. Peki efendim, son tur. Çeviriyorsunuz kuvvetlice. Çağırın ama çağırarak, evet, isteyerek. Ne kalpten, ciğerden. Ne bileyim, ne istiyorsanız onu isteyin. Evet. Bakıyoruz. Ne çıktı? Makarna. Makarna. O da olur. Evet. Tatlı bir şey oldu. Bir burukluk oldu değil mi? Şimdi içeride bir ezilme oldu yani makarna. Ben de... Hayır efendim, asla. Bakın bizim milletimiz nohutla işkembeyi birleştirmiş ve harika bir yemek yaratmış bu millet. Makarnayla da nohutu siz birleştireceksiniz efendim. Çok güzel. Makarna, nohut ve domates değil mi? Yaparsınız siz. Çok güzel. Damat Bey'i dinlenme odasına alıyoruz. Sizleri yerlerinize alıyoruz. Zeynep'i buraya davet ediyoruz. Hadise başlıyor efendim. Hadi bakalım. Evet, Zeynep Hanım bütün hoşluğuyla, güzelliğiyle ve aynı kıyafetiyle avdet ettiler efendim eskilerin tabiriyle. Evet, domatesi bıraktılar, makarna. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz kıymetli yarışmacılar? Yani önce bir fokus yapın, bir uçun.
Yani illa bir şeye kilitlenmeyin. Böyle bir ne bileyim sınırlarınızı bir genişletin ya. Bakış açınızı. Her şeyi yapabilirsiniz. Makarna, nohut, domates bunlar değil mi? Tabii. Çok fevkalade. Evet, güzel. Her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Bu arada şurada temel malzemeleriniz var efendim. Yağınız var, baharatlarınız var, ununuz, yumurtanız, maydanozunuz. Yani uçun uçabildiğiniz kadar ve ufak ufak artık şov başlayalım efendim. Uygun musunuz? Sizin için uygun mu? Dayı uygun mu? Çok güzel. Fevkalade. Efendim biz başlıyoruz. Ben birazdan damadın yanına gideceğim. Bakalım ne hissedecek, ne düşünecek. Siz de ne yapacağınızı kurguluyorsunuz. Hadi bakalım. Başlasın. Gerçekten muhteşem bir sesin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Belli ki bir eğitimden geçmişsin. Nerede evet, aldın? Yurt dışında Rusya, St. Petersburg, Devlet Konservatuarı. St. Petersburg opera ne kadar önemli. Güzel bir şehir. Mükemmel bir masal gerçekten, değil mi? Gerçekten öyle. Şehir bir mimari. Evet. Biri tarafından tasarlanmış, evet. Çizilmiş evet. Ve yapılmış yani gerçekten mükemmel bir şimdi şey. Efendim bak şöyle söyleyelim. Hani deli Petro diyoruz ya biz aslında adam dahi Petro'ymuş. Değil mi? Çar Petro yaptırmış St. Petersburg'u. Aslında ölüler kenti de derler. Niye? Çünkü yapımı sırasında yaklaşık 300 bin kişi ölmüş işçilerden. Yani sonradan yapılmış bir şehir ama St. Petersburg'a mutlaka gitmelisiniz. Enteresan evet. Bir şey anlatayım. St. Petersburg'da biliyorsun caddelerin genişliğiyle binaların genişliği eşit. Yani şöyle caddenin genişliği 22 metre, binanın uzunluğu da ancak o kadar olabilir. Öyle bir şehircilik olmuş. Şimdi efendim ben biraz boy fakiri olduğum için ben dedim bunu kontrol edeceğim ya. Böyle olmaz. Caddenin genişliğini bir sayacağım dedim. Efendim tabii biz boyu kısa olanın adımı da kısa oluyor. Saymaya başladık. Aa 22 metre gelmiyor. Sonra arkadaşlar dediler ki abi senin boy kısa ya onun için tam denk düşmüyor diye. Fevkalade güzel bir yerde güzel bir eğitim almışsınız. Peki burada ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben çok yakın bir zamanda albümü çıkacak. 3 yıldır solo olarak sahne alıyorum ben. Hı hı. Yani pop şarkılar mı söylüyorsun? Pop rock şu anda tarzım. Türkçe yabancı pop rock. Hı hı. O şekilde çok yakın bir zamanda albüm yani kulüplerde çalışıyorsunuz, özel gecelere çıkıyorsunuz. Tabii ki. Aa, eventlerde, organizasyonlarda. Aa ne güzel. Kulüplerde. Fevkalade, enteresan. Peki mesela sanatla ilgili bir insansınız ama eşiniz hanımefendi bambaşka bir yerde. Yönetici asistanı, o çok bizim bir şey yapıyor. Aslında birbirimizi bulmamız tesadüf oldu. Yani ben onların şirketinin düzenlemiş olduğu bir gecede sahne aldım. Hı-hı. O sahnenin sonunda bir görüşmemiz oldu öyle hani sahneden sonra. Hı-hı. Bir görüşmemiz oldu ama hani farklı bir elektrik oldu bunun sonucunda. Ve görüştük. Buralara geldi işte. Görüştük. Hı-hı. Evlendik. Hı-hı. Şu anda ne güzel. Fevkalade. Hayır ben şunu soracaktım. Siz bambaşka bir dünyadasınız o bambaşka. O iş dünyasının katı, gerçekçi, realist ortamında siz sanat dünyası içinde... Biraz hayal gücü, biraz aslında başka enerjiler. Aslında bu konuda birbirimizi tamamlıyoruz bence. Ha onu soracaktım. Tamamladığımızı düşünüyorum ben. Hmm. Yani çünkü farklı kulvarlar olunca, özellikle zıt kulvarlarda olunca daha iyi birbirinizi tamamlıyorsunuz gibi oluyor bence. Güzel, peki. Yemekle aranız nasıl? Yemek yemeyi çok severim. Seviyorsun, hiç göstermiyorsun ama çok iyisin. Ben bana çok, da öğretsene bunu. Ben çok yerim fakat yağ olarak bana dokunmuyor pek. İşte idealindeki adam. Ben çok yerim ama bana... Yani ben su içsem yarıyor, baba kuzuyu yese bir şey olmuyor. Ama şöyle bir şey de var, çok yerim derken yağlı yemem. Dikkat ederim, bol protein ve karbonhidratlı yemekler yerim. Çok yerim ama sağlıklı yerim. Güzel, peki. Yerim. Şimdi efendim eşiniz hanımefendi ve kıymetli Valide Sultan sizin için uğraşacak, çabalayacak. Siz bu odada dinlenin, gazetelerinizi, dergilerinizi tabii, okuyun. Ben arada geleceğim. Arada şarkı neler şarkı olacak? Söyleyeyim. Lütfen, tabii ki. O güzel sesinizden bizi mahrum etmeyin. Bir şey patlatsın hadi. Şimdi mi? Evet abi. Bir şey daha pat. Hangi dilden olsun? Çince ve Japonca. Hayır mesela pop söylüyorsan bir Ajda Pekkan şarkısı falan. Ben büyük hayranıyımdır Ajda Pekkan'ın. Tamam. Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde. Yanıyor, görüyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun?
Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz görüyorsun. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti hiçbirisi. Hasretini gidermedi en güzeli. Senin kadar sevilmedi kimler geldi, kimler geçti. Efendim izin verir misiniz canım benim? Canım benim abinullah. Çok alnını çok öpüyorum. Alnını öpüyorum, alkışlıyorum. Hakikaten yani gelen en enteresan damatlardan bir tanesisiniz. Fevkalade inşallah efendim şanınıza layık yemekler de yapılacak. Lütfen istirahat edin, ben geleceğim. Eyvallah. Yalnız şunu söyleyeyim. Damatta bir ses var. Öttürüyor. Hani bizde öyle denir efendim maalesef. Yani hani sanata karşı da böyle bir saygısız yaklaşımımız var. Adamın sesi güzeldir, öttürüyor der. Mesela keman, iyi keman çalıyordur. Konuşturuyor derler. Ya iyi çalıyor de, değil mi efendim? Çok güzel sesi var. Çok şanslısınız hanımefendi. Evet. Yani gerçi size özel şarkılar söylemiyormuş ama böyle bir sanat insanıyla beraber olmak fevkalade güzel. Neler kurguladık bir soralım bakalım efendim, neler yaptık. Valide Sultan ne yapacağız? Makarnayı haşlayacağım, sos yapacağım. Nasıl sos yapacağım? Yani domatesli sos. Domatesli sos yapacağım. Makarna yapacaksın yani. Evet. Domatesli sonra nohutu sonra ne yapacaksın? Sonra nohutla süsleyeceğim. He, üzerine nohut koyacaksın. Tamam ama tabii kolay biliyorsunuz şey. Şimdi başka malzemeler de gelecek. İnşallah tamam. Uygun malzemeler seçersiniz de İnşallah. Ona uygun bir şey olur. Evet efendim gelin hanıma geldik, Saime Özgür hanımefendiye. Buyurun. Siz ne yapacaksınız? Makarna, nohutlu makarna yapacağım. Nohutlu domatesli makarna gelen. Ama karşı sürprizler... taraf da aynı şeyi yapıyor. Benim fikrim de o. Nasıl sizin? Efendim zaten ortada makarna, nohut şey makarna. Yok gerçi, ama evet. Mesela bak şimdi ben şunu başka söylemek şey istiyorum. Kıymetli Necip Aziz Türk milleti. Yani mesela ben olsam nohutu abicim zaten o haşlanmış nohut. Blender'da geçir. Böyle humusum trak bir şey yap efendim. Yanlış mıyım baba? Ha, yanlış mıyım abla? Değil mi? Pardon ben baba derken abiye takılır. Efendim yani mesela humusum trak bir şey yap değil mi? Evet, nohut yemeği bile olabilir. Domates de var, soğan da var. Nohut da çok az ya. O kadar az bir şey de yapabilir. Yanına da az bir şey makarna yapabilir, evet. Garnitür gibi. Anladım. Dayı sen ne bekliyorsun bu işten? Akvaryum da doğru aynı şekilde olur yanınız gibi. Anladım. Evet, dayı yine her zamanki orta yol... Ama şimdi hemen ezmeye başladı. Bak, bak şuursuz çok güzel. Etkilendi efendim. Güzel. Yani olur aslında. Başka enteresan önerisi olan var mı? Maydanoz olabilir içine. Neyin içine? Nohutun içine. Nohutun içine maydanoz olsun. Evet, garnitür salata gibi olur. Nohutun içine maydanoz olsun. Evet. Garnitür salata gibi makarnanın etrafı. Evet. Çünkü makarna haşlıyor ya. Evet, aynen öyle. Siz ne diyorsunuz şekerim? Belki başka bir şey daha çıkabilir. Keşke bekletseydi diyor. Bekletseydi ama şimdi yapacak bir şey yok. Biraz ilerlemek lazım değil mi? Aslında aramızda efendim gizli bir şef var. Yani ruhu şef. Efendim kişiliğinde gizli bir şef kimliği var. Değil mi? Siz evet. Öyle yemeğe çok teşhisiz. Evet, artık sizi tanıyoruz. Yemek şeyini çok biliyorum. Ha. Ne tavsiye edersiniz hanımlara? Bunun için şimdi yeşil biber, maydanoz böyle. Yok yeşil biber abi. Ne i̇şte, seçerse o maydanoz var. Tamam işte onlar da olsa daha güzel olur. Daha güzel olur. Seçerlerse. Şimdi orada tabii yeşil biber var da burada yok. Efendim siz ne tavsiye ettiniz? Ben makarnasını kaynatmasını istedim. Evli misiniz siz? Değilim. Değilsiniz. Yani çünkü çok böyle sert, otoriter bir yüzünüz var. Enişteye hiç daldınız mı diye soracaktım. Hiç. Yok, dalmadım. Dalmadınız. Dalmadım. Evet, anladım. Peki. Mutfakla aranız nasıl? Çok güzel. Ben aşçılık yaptım aynı zamanda. Nerede? Çalıştım. Aa, ne güzel. Özel bir sektörde çalıştım. Peki, malzemeler uygun mu? Bundan şahane bir şey çıkar mı? Çıkar tabii. Her çeşit çıkar buradan. Mesela makarna salatası da olabilir. Makarna salatası tabii. Güzel fikir. Ondan sonra tekrar güzel bir makarna sosu da olabilir. Makarna sosu da olabilir. Tabii malzeme o nohutu, kadar. Bak burada büyülü olan nohut. Tabii ki. Bence taraflara şöyle bir tüyo vereyim. Nohutu iyi değerlendirmeniz lazım hanımlar. Burada nohutla çok anlam katabilirsiniz. Açık söyleyeyim ben Beyrut mutfağını bilir misiniz bilmiyorum. Yani inanılmaz bir mutfak.
Orada nohuttan ne mucizeler yaratılabileceğine tanık oldum. Nohutla Beyrut mutfağı bambaşka bir yere geçiyor. Evet efendim, devam ediyoruz. Bakalım bir burada bir gelişme nedir? Ne yaptın şekerim sen? Saymecim ne yapıyorsun bebeğim? Dün o domateslerimi rendeledim. Şimdi nohutla sos haline getireceğim. Nohutla sos haline getireceğim. Köri ama yani var. Bunun biliyorsunuz şeyi de biz olduk, fikir babası da. Köri mi katacaksın? Köri, baharat katacağım olduğu gibi. Evet. Ya bu köriyi de ben sevemedim arkadaşlar. Değil mi? Köri de bir neye benziyor Allah aşkına. Et yemeklerine yakıştırıyorlar ama ben hiç yakıştıramıyorum. Ben hiçbir şeye yakıştırmıyorum. Niye köri diye bir şey var hayatımızda ya? Şey Hintli yesin tamam kardeşim, bize ne ya? İçimizdeki Hintliler de beni affetsin de yani. Değil mi yani? Bu nedir abi? Tavuğa basıyorlar köriyi, ete basıyorlar köriyi. Yakışmıyor. Yakışmıyor, doğru diyorsunuz. Peki efendim, Allah 5 dakika. Efendim kim seçmişti? Anne seçmişti. Hanımefendi Saima Hanım, lütfeder misiniz lütfen? Bir tabii. Malzeme daha katalım. Gelin onu koyun efendim. Gelin efendim, evet. Evet Saima Hanım. Şimdi bak, hayat. Konsantre ol. O kadar önemli ki, şöyle gelelim. Hayat, bakıyorum hangisi olacak diye kafamı. O değil, şunu da çevireceğim. O kilitli. Anladım da bu ne ya? Bu ne ya? Zayıflıktan işte ne yapayım? İşte ben buna itiraz ederim efendim. Yani şöyle bir şey olur mu Allah aşkına? Bu ne lan? Bu Lido kürdanı mı? Bu ne kardeşim ya? Yapacak bir şey yok. Ye biraz, ye. Yiyoruz da olmuyor, ne yapalım? Şimdi ben sana özel bir reçete yazacağım. Tamam. Benim reçetemle yani böyle combul combul etli butlu bir şey olacağım, merak edin. Şimdi o kadar bak, da olmasın. Burada hayatım, burada. Kakao hariç. Her şey olur. Salça bence. Olur, mantar da olur. Yani biraz ananas da zorlar ama kakao ile ananas dışında her şey sana iyi gelir. Hadi. Onun için lütfen konsantre ol, çağır ve ona göre hızlı bir şekilde, evet hızlı bir şekilde. Haydi bakalım Saime. Saime ne geldi? Salça geldi, çok iyi. Hayır, salça geldi. Evet, salça geldi abi, çok iyi. Ne kadar iyi bir insanım. Süper, salça geldi, salça çok yakışır. Yerini alıyoruz. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim, salça diyoruz bebeğim. Evet, salça geliyor. Salça hem bir lezzet katacak, hem bir aromatik katkı sağlayacak, hem biraz koyulaştıracak yemeği. Evet, yine tıkır tıkır gelişiyle Zeynep, evet tıkır 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 tıkır. Evet, Zeynep'i de şöyle alıyoruz, mikrofonu da alıyoruz. Zeynep. Salçanın bu macerada katkısı ne olacak Zeynep? Salçanın bence bu macerada katkısı yani. Zeynep'in de bir halk bildiği yok da işte öyle yalandan. Ha, ya biz salça de Zeynep, yani bir yemek zaten açık salça söyleyeyim. Ne yapılır? Pardon Zeynep, açık söyleyeyim. Zeynep'i sanki bir şey biliyormuş gibi size gaskillemeye çalışıyoruz. Aslında Zeynep benden daha az biliyor. Olsun. Zeynep evet. Burada havalı laflar et. Salça bir yemeğin duygusal platformudur. Onun üstüne bina edilir. Evet. Yani salçanın üzerinden yürür her adeta şey. Adeta bir soğan, adeta bir tuzdur yani yemeğin. Şimdi ben sana başlıca şeydir. Müzikten evet. Çakar mısın Zeynep? Evet, çakarım. Bas olmazsa, bas denen alet var ya bas. Evet. Gitar, müzik olur mu? Olmaz. İşte salça odur. Salça yemeğin bas gitarıdır. Tabii. Eğer o olmazsa müzik olmaz. Tabii. Muhakkak. Onun gibi salça olmazsa bence yemek olmaz, evet. Değil mi efendim? Onu demek istedim ama siz beni biraz yanlış anladınız. Zaten onu söyleyecektim ben. Çok güzel, fevkalade. Tabii. Peki, hanımefendi de makarna yapıyor, hanımefendi de makarna yapıyor ama yaklaşımları farklı. Sos yapacağım ben üstüne diyor. Hanımefendi de nohutlu makarna yapacakmış. Ne diyorsun? Yani nohutlu makarna değişik bir düşünce bence. Ama yine nohut da sos gibi olacak zaten. Sen nohutlu işkembe yedin mi hiç? Hayır, yemedim. Yemedin mi? Hayır. Ömründen bir 6 ay arka cebine koy. Duymadım kaybet. Bile yani. Nohutlu duymadım. Evet. Bir gelenektir ya. Allah Allah. Bu gelenekler yaşamalı. Nohutlu işkembe yiyen? Diyen sen mi yedin? Ama ne kadar belli. Bak yüzü ay parçası gibi. Fırından çıkmış sıcak poğaça gibi. Neden? Nohutlu işkembe yemiş. Çok önemli. Nohutlu iş. Sarımsak da olursa diyor, oh kokuta kokuta diyor. Metrobüste milleti bayılta bayılta gidelim diyor. Yani efendim nohutlu işkembe olmadan hakikaten bir gelenek olmaz ya. Peki Zeynep'ciğim çok teşekkür ediyoruz bence bebeğim. Bence çok teşekkür ederim. Eyvallah, yerine alıyoruz seni. Evet efendim, gidişat ne durumda bir bakalım. Makarnamız burada. Şimdi 8 dakikadır biliyorsun. Yani öyle çok yumuşak yumuşak olmaması lazım. Ona dikkat edelim lütfen Saima Hanım. Bir de bu tarafa bakalım. Sizin o duruşu, bir alsana o duruşu. İşte bak bu. Bu atom, al o duruşu, al ablacığım al. Bak işte,
atomu bölen bilim insanı gibi. Yemin ediyorum. Çok tatlısınız, çok. Çok, vallahi maşallah. Efendim, taraflar bir şeyler yapıyorlar ama ne yapıyorlar bilmiyorum. Ne durumdayız valide, ne yapıyorsunuz? İyi gidiyor. Aha, bu da Curry'i aldı. Curry mi o? Yok değil. Kimyon mu? Curry. Curry değil, kimyon o ya. Kimyon. Ha, yok. Curry, evet. Niye illa Curry? Bilmiyorum ki yani. Curry gibi bir zorunluluk. Ya bu anayasal bir durum değil ama seviyorsunuz herhalde Curry'i. Baharatı seviyor musunuz? Çok sevmem aslında. Hı, çok sevmezsiniz. O da makul miktarda kullanırsınız. Efendim? Dur şuraya konuşayım. Valide taşıyor. Buyurun efendim. Nane koysa daha güzel olur. Görüyorum. Nane koysa daha güzel olur yorumu geldi. Nane, makarnaya nane. Siz ne diyorsunuz şey? Kekik de olur, nane olur. Ha. Sosun üstüne böyle güzel sosun sisteme üstüne yapılır. Güzel olur. Evet, evet, evet. Evet, burada efendim artık ekranların aşinası. Ali miydi, neydi? Ali'ydi. Bak ben bile tanıyorum Ali'yi. Ben siz yapamıyorum değil mi Ali? Yok abi. Tut abi Ali. Yok, yapamıyoruz. Ben siz yapamıyorum. Maalesef. Ne oldu duygu dünyada? Benle tanıştıktan sonra neler yaşadın? Yaşam benim tarzım değişti. Yaşam tarzım değişti. Ben kömüş gibi yiyorum diyorsun. Aynen öyle. Anladım. Yakında bizim aramıza gelirsin 153 kilo olarak. Buradaki yemekleri gördükten sonra dekileri abanmaya başladın. Abanmaya başladın. Aynen. Çok güzel Ali. Ali, kız arkadaş durumumuzda ne var? Şu boşluk mu? Halen boşluk. Aynen, halen boşluk var. Lan ne yeteneksiz adamsın. Sana 1000 tane tüyo verdik ya. Uygulayamadım, uyulacak. Uygulayamadım. Ya. Peki canım, peki. Çok teşekkür ediyoruz Ali. Ali hep bizimle beraber. Evet efendim, nane ben sizin fikrinizi değiştirdi. Ben onu değiştirdim. Naneye mi döndünüz? Nane değil, aslında kekik atmak istiyorum ben. Yenge biraz... ya valide biraz da bir istikrarlı olmak ve yani şey yani yapmak lazım ya. Her lafa da bel vermemek lazım ya. Neyse hadi kalk bari. Allah 10 dakika efendim. Çok güzel öbür malzeme geliyor. Öbür malzemeyi kim seçiyor? Valide Sultan seçiyor efendim. Valide Sultan'ı buraya davet ediyoruz. Valide Sultan'ı ne dersen onu yapıyor. Kekik kat, kekik kat. Havuç kat, havuç kat. Nurhan Hanım. Aynı olmasın dedim evet. Şimdi. Peki Nurhan Hanım bakın şimdi çok dikkatli olun. Tamam. Sonra benim şu sağ omzuma yaslanıp ağlama valide. Aman bu niye geldi? Ben ne yapacağım? Falan deme bana. Onun için dikkatli seç. Bak burada mesela sana uyar olan ne var? Ne var? Mesela mantar uyar bence. Evet. Değil mi? Mantar uyar. Kıyma uyar mı? Uymaz. Biber uyar. Mantar uyar. Efendim. Krema yani zorlar ama bir şekilde yapabilirsin. Krema aslında yakışır şeye, makarnaya. Yakışır mı diyorsun? Hı-hı. Peki çevir bakalım. Kuvvetlice çevir ama. Ne olacak? Kuvvetli bir çevir bakalım. Valide Sultan efendim çeviriyorlar. Ne geldi? Kıyma. Bravo, bravo, bravo. Bravo efendim. Kıyma. Saime kıyma geldi. Nasıl? Süper, daha ne evet, geldi? Efendim şu görmüş olduğunuz kıyma Valide Sultan'ın değerli katkılarıyla. Bu son malzeme miydi Kerimciğim? Yok daha var. Peki buyurun sizi yerinize alıyoruz. Zeynep'i buraya davet ediyoruz. Zeynep yine bütün hoşluğuyla, sempatikliğiyle, enerjisiyle, efendim, bütün çılgınlığıyla geliyor. Dana kıyma mı, kuzu kıyma mı, karışık kıyma mı? Dana. Dana, evet. Dana'nın kıyması bu. Bildiğiniz böyle com com dana efendim. Sayma Hanım, kıymanız geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hafif yağlı, yemeklik kıyma tabir ettiğimiz, değil mi efendim? Çok ağır yağlı değil. Kıyma geldi. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Yani şu anki duygunu ver bana. Ne hissediyorsun? Şanslıyız ya biz bugün bence. Diğer evet. Programlara nazaran. Evet, iyisiniz. Değil mi? Epey güzel. İyiyiz yani. Epey iyi. Saime. Efendim. O geceye gidelim. Bebeğim o geceye gidelim. Yani Enişte gidelim. Bey solist olarak sahneye çıktı. Öttürdü. Herkes büyülendi. Eni boyu da güzel bir adam değil mi? Ay parçası gibi çocuk. Evet, oğlum çok sen, güzeldir. Oğlunuz çok bana güzel. Bana benziyor. Helal olsun. Efendim sen aşağıdasın. Enişteye baktın, kitlendin. Evet. Bak enişteye. Saim Allah aşkına bırak şu kıymayı lan. Yetişmeyecek, geçecek ya sonra. Ya yetişir anam bacım yetişir. Tamam o zaman. Sen enişteye baktın, baktın ay parçası gibi çocuk. Kalbin sana ne dedi Saim? Yok ilk baktığımda pek ay parçası çocuk gibi düşünmemiştim. Ha ne i̇lk dedin? İlk baktığımda hiç benim tarzım olmayan bir... Ha, bu hoşçilik ne dedin? Ne oldu?
diyoruz ki dedim hadi eğlenmeye geldik nedir bu falan filan. Daha sonra gecenin sonunda after party oldu. Ortak gecenin arkadaşlarımız sonunda vasıtasıyla tanıştık. Ha, daha sonrası nasıl kısmet işte neyin nereden çıkacağı belli olmuyor. Ha, baktım muhabbet. İki saat önce bu ne ki dediğim adam iki saat sonra. Kaynatmaya başladınız. Ha bak dediniz. Allah. Peki hemen telefonunu mu istedi? Ne oldu? Ay, yok. Birkaç defa aynı ortama girdik. Ortak arkadaşlarımız vardı. Daha sonradan zaten. Yavaş yavaş baktık, oldu. Baktık konuşabiliyoruz. Tartışabileceğimiz konular var. Onun üzerine zaten görüşmeye başladık. Peki şey de hoş bir şey değil mi? Bir sahne insanıyla iletişim kurmak. Yani çünkü 300-500 kişi etkileniyor, alkışlıyor falan ve o adam sana kilitlenmiş vaziyette. Bunun duygusu başkadır o herhalde. O bambaşka bir şey zaten. Değil mi? Hani ilk etapta ben onu hiç hissedememiştim. Çok ama daha bir şey sonra söyleyeyim. Zatenizle de maşallah kraliçe endamlı bir şeysiniz. Onun için enişte de size kilitlenmiş. Çok güzel bir. Çok buyurun efendim az önce elinizden kaptığımız kıymanız. Ne yapıyorsanız yapın efendim. Dayı iyi misin? Çok güzel fevkalade. Efendim dayı bu programın olmazsa olmazı. Yani ben olmazsam olur ama dayı olmazsa olmaz. Kıymanız geldi çalışıyorsunuz. Kıymanız geldi dayı yerinde. Burası böyle. Ben bir damada gideyim efendim. Evet. Güzel kardeşim benim. Büyük yetenek. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Hakikaten çok mutluyum seninle birlikte olmaktan. Çünkü çok güçlü bir yeteneğin var. Bunları peki sizlerden duymak benim için çok büyük bir onur. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sözlerin için. Ben bir de sende Türk tipi yok. Sen kökenin neresin lan? İstanbulluyum ben. Allah Allah. İstanbul'dan böylesi oluyor muydu ya? Sanki böyle bir Balkan göçmeni falan gibi kökte var mı öyle bir şey? Kökte yok. Yani şöyle söyleyeyim. 500 yılı aşkın seridir. İstanbulluyum. Osmanlı topraklarında İstanbulluyuz yani. Öyle de bir kökümüz var. Yani evet, aynen, saraya dayanan, oraya kadar Yavuz giden Sultan bir aile Selim, köyü. Yavuz Sultan Selim olabilir, tarihler şey oluyor mu? O kadar bir tarihi kökü Sultan var. Yavuz Sultan Selim olsa gerek, evet. Çok güzel. Evlilikte hayal ettiğin şeyler nelerdi ve iki ayda neler buldun? Evlilikte benim hayal ettiğim şey, şöyle ki ben aslında hani bazen sorarlar evlilik mi yani aşk mı kariyer mi diye. Ben buna hiç inanmıyorum. Çünkü aşk bence kariyeri beslemeli. Kesinlikle öyle. İkisi beraber yürümeli. Aşk sayesinde kariyerinizle alakalı yani, motive olmalısınız. Ha, sizi eşin motive seni motive etmeli. Tabii ki. Duygusal olarak ben heyecanlandırmalı. Onu, tabii ki yani ikisi birbirini beslemeli diye düşünüyorum ben. Çok o doğru yüzden benim aşktan ve evlilikten beklentim buydu. Buldun mu? Bulacağım inşallah. Oğlum içeride eşim bunları görecek ve sonra bant kayıtlı bu. Buldum ya, de. Biz, onu biz bir düzeltelim. Buldum de evet. Buldum. Hah tamam. Bunu yayınlarsak buldum daha iyi abi. Çünkü neticede artık evlendin sen. Biz artık sana soru sormak istemiyoruz. Çünkü senin güzel sesini tattık. O lezzeti aldık. Paşam onun için bize bir şeyler söyle. Kimi seviyorsun? Bir şarkım. Mesela kimi seviyorsun? Ben Cem Karaca'yı çok çok seviyorum. Ben de çok severim. Ben de çok severim. Cem Karaca Türkiye'ye rakı getiren ve rahmetliyle çok iyi bir diyalogumuz vardı. Çok iyi abi babasıdır. Kardeştik. Evet. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Cem Karaca dediğin zaman duracaksın. Bak milletin böyle bir sazla tıngır mıngır çaldığı zamanlarda müthiş bir orkestrasyonla, cayır cayır böyle gitarla, basla, tabii davulla ki, müzik yapmış büyük bir rocker'dır. Ne rock'ta söylersin? Bir çığır açtı adam. Aynen. Anadolu rock kültürünü ve Türkiye'de çok büyük bir rock kültürünün gelişmesine öncü oldu. Ve aynen. Anadolu rock kültürünün de kurucusuyken kendisi. Ne söylersin Cem Karaca'dan bize? Resimdeki gözyaşlarımı söyle. Bayılırım. Ben patlat! Vedat'ım patlat! Bir gün belki hayatta geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Nanın 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 benden sana son kalan bir küçük resim şimdi cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arta kalan bir avuç anı şimdi koyup da bir başıma bırakıp gittin beni.
Bravo, 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 bravo. Özgür, kendince yorumladın. Farklı bir yorumdu ama çok güzeldi kardeşim. Teşekkür çok ederim. Sevdim seni. Çok ben hanımların yanına gidiyorum. Tamamdır. Eşinin ve tamamdır. Valide Sultan'ın yanına. Sen burada istirahate devam. Geleceğim kardeşim. Ağzına sağlık. Sağ ol. Efendim, damadım size çok selamı var. Hepinizi öptü. Saygılarını sundu. Bu arada durumlar nasıl? Hemen yaklaşalım efendim. Saime Hanım'a yaklaşalım. Buyurun. Ne yapıyorsun yavrum? İyi misin? Kıymalarımı kavuruyorum şu anda. Gayet iyi. Mutluyum hatta. Kıyma o kadar mıydı ya? Evet. Aa çok biraz şey. Biraz az değil mi? Şimdi geçenlerde bir haber okudum. Hı-hı. Mısır'da bir kadın eşi yıkanmadığı için mahkemeye başvurmuş ve boşanma davası açmış. Neticede mahkeme de ya bu adam yıkanmıyor diye boşanmaya karar vermiş. Eniştenin durumu ne? Öyle problemimiz temiz... yok Allah'a bir şükür. Oh güzel düşün. Peki bu büyük mesela, bir sorun ama normal ben olsam ben de size yaparım. Klasik herhalde. Bir şey hikayesi var. Mesela bu adam tıraş oluyor. Gerçi senin enişte sakallı makallı da. Tıraş oluyor ve kılları lavaboya dökülüyor. Ben lavabo buna... ile aynı renk. Bembeyaz zaten kıllar. Ha, hani doğru diyor. Gidiyor. Mesela böyle şeylere dikkat ediyor musun? Hani diş macunu ortadan sıkmak. Efendim, o kadar da değil ya. Ha. Yok yok o kadar fazla değil ama diyor. Zaten kendisi de titiz bir insan. Ondan dolayı pek problem yaşamıyorum yani. Güzel. Onda sıkıntı yok. Ben çünkü bütün gün işte yoruluyorum yeteri kadar. Evet. O sağ olsun evde yine bana yardımcı oluyor. Peki mesela sen yönetici asistanısın. Neticede hakikaten asistan dediğin sağ kol bir şey. Evet. Ama aynı zamanda da çok gergin bir şey. Çünkü ben biliyorum ki yöneticiler bütün gerginliklerini asistana transfer ediyorlar. Gergin geliyorsun eve. Evet. Değil mi? Yorgun geliyorsun. İster istemez ya. O enişte o cerahati, o zehiri çekip alıyor mu senden? Tabii ki çekip alıyor. Ha. O çekip almayan biri olsa zaten evlilik olmaz. Sevimli bir çocuk ya enişte. Ben Allah sevdim. Bir şükür evet ya biz biraz tencere kapak gibiyiz. İkimiz de komik insanlarız bir de. Ha, birbirinizi evet, buldunuz. Evet. Çok kesinlikle. Güzel, şahane. Gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Dayı! İyi misin? Çok güzel. Mikrofonumuz nerede? Şurada. Evet. Valide geleceğim şimdi yanına bir dayıyla bir konuşayım. Evet dayıcım buyurunuz. Efendim komik insan dedi enişte. Çok önemli bir şey bu. Sende de güzel böyle bir mizahi bir tarz var gibi sanki. Komik bir adam mısın? Hayır ben komik adamım için gerçekten onların sevgi bağları onların kendi şeyleri Allah'a tamamını erdirsin. Anladım. Evet dayı saçmaladı boş verin. Vazgeçelim efendim. Evet yani dayı dedi ki onların bağları mağları ben bir şey anlamadım ama neticede hakikaten çiftlerin neşeli olması, birbirine pozitif duygular vermesi, birbirlerine rahatlatması, huzur transfer etmesi çok önemli bir şey. Doğru mu? Evet. Doğru. Çok güzel, fevkalade. Efendim valide ne yapıyor bu arada? Valideye bakalım. Valideciğim nasılsın? İyiyim. Ne kıymayla yapıyorsun? Uğraşıyorum. Ne yapacaksın? Gelen kıymayla nasıl bir şey yaptın? Allah! 15 dakika. Çok güzel. Efendim yeni bir mamul, yeni bir ürün, yeni bir şey gelecek demektir. Kim seçecek efendim? Farkında mıyız? Kim seçecek? Evet, evet. Stüdyo şefi de öyle kaldı. Mal gibi kaldı. Abim bir şey söylesene. Ha? Ha, kayınvalide seçecek. Ben. Buyurun efendim. Sizi alalım böyle. Şimdi nohutunuz var, makarnanız var, salçanız var. Efendim başka neyiniz var? Kremanız vardı galiba değil mi? Krema yok. Ha, krema yoktu. Ne vardı? Bir şey daha geldi. Sanki. Nohut, kıyma. Aha. Makarna, domates. Ha, domates. Pardon. Domates vardı. Şimdi bunların içine gidecek bir şey ne olabilir? Bak burada mesela portakal var. Efendim biber var. Beyaz peynir. Yani kakao hariç sanki her şeyi evet. Uydurabilirsin gibi. Salça var. Efendim işte biber var. Biber de uyar. Biber, evet. Değil mi efendim? Beyaz peynir yani olabilir. Ama kakao olmasın. Evet makarnaya katılabilir beyaz peynir. Her şey katılabilir. Yani bu size bağlı bir şey. Yeter ki kakao çıkmasın. Bakalım ne yapacaksınız? Kuvvetlice bir çevirin bakalım Valide Sultan. Evet efendim Valide Sultan çevirdi. 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 Hayır. Ne çıktı? Sucuk. Hayır sana. Sucuk iyi. Sucuk iyi. Bence iyi. Ne diyorsun? Hayır. Yani. İlk çok güzel gitti sonra patladı. Ay bence olur. Kıyma, sucuk yani bunları bir şekilde bağdaştırabilirsin. Oğlum hiç sevmez değil. Kokuyor sucuk diye. Sarımsak, sucuk. Sucuk sevmez mi? Hı-hı, hemen evlatlıktan reddet. Mirasından azat et. Sucuk sevmeyen insanın bu toprak için.
Ses yani, sana. Evet, sarımsağı sucuğu kullanmaz. Ablacığım ses sanatçısı derken geliyor da ağzına mı söylüyor? Nereden duyuyor karşıdaki kokuyu? Sahnede söylüyor ya. O hayranları var ya. Hayran mayran deyip yengeyi fiştikleme gözünü seveyim. Özellikle güzel kızlar çevresinde. Anladım. Benim de etrafımda hep güzel kızlar var. Bak bunlar hep hayranlarım. Bak güzel kızlar. Peki efendim sucuk geliyor ve sucuk son malzeme değil mi Kerimciğim? Son malzemenin sucuk. Zeynep'im getir sucukları. Sizi yerinize alalım. Zeynep yine tıkır tıkır sucukları getiriyor efendim. Evet. Koy sucuğu Zeynep. Çok güzel tatlım. Şöyle alalım. Evet efendim sucuk. Evet Zeynep'i de şöyle alalım. Gel Zeynep. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Al be yavrum şunu. Sucuk bu bileşime nasıl gelir? Sucuk bu bileşime. Bu bileşime bence... Güzel olacak ya. Hani şey sucuğu ben çok seviyorum çünkü o yüzden. Ben de çok seviyorum. Ben Afyon'da okudum bir de. Ha Afyon sucuğu mu sever? Evet. Şimdi sucuklar arasında da bir tartışma var. Kayseri tabii. Sucuğu var, Afyon sucuğu tabii. Var. Mesela ben kasapçıyım. İyi bir kasap sucuğu bulursam ben ağlarım. Otururum önce bir 10 dakika ağlarım. Ondan sonra o sucuğu, sucukta banmak çok önemli. Tabii banma. Önce banacaksın ondan sonra sucuğu yiyeceksin zaten. Evet. Siz Afyon sucuklusunuz. Tabii Afyon sucuğu Afyon olmadan Afyon sucuğunun biraz daha sarımsağı yüksek değil mi? Tabii onunki Kayseri sucuğundan daha da güzel bu arada. Ben de Afyon'un sucuğu kıyma şeklinde yiyordum bu arada. Hani böyle sucuk ya da döner şeklinde. Şu sucuktan çok yemiyordum. Allah Allah. Evet yani şekilli olarak satılmıyordu. Nasıl satılıyordu? Yani, oranın geleneği olarak çok satılmıyor. Allah Allah enteresan. Evet. Yani Afyon sucuğu kıyma halinde ya da döner halinde mi daha evet, güzel olur? Evet genelde işte döner sucuk ben olarak. Ben Afyon'a da gittim hiç döner sucuk görmedim. Aa, ya. Her yerde satılır. Ha tabii. Enteresan. 4 sene sucukla beslendim yani o yüzden bence belli. Güzel olacak. Ama bu güzelliğiniz, bu zerafetiniz tamamıyla sucuğa borçlu diyebilirim. Evet, evet tabii. Çok güzel fevkalade efendim. Sizi yerinize alalım. Sucukla evet bak sucuğa çok ilginç bir yaklaşım. Burada hanımefendi sucuğa çok ilginç bir yaklaşım sergiliyor. Evet, Saymeciğim ne yapıyorsun yok sen? Yok edeceğim sucuğu sosun içinde. Sosun içinde yapacak sucuğu şey yok, yok edeceğim diyor. Aa! Küçük küçük doğrada. Evet. Yani sosa karıştıracaksın evet. Ve üzerine koyacaksın. Çok evet. Güzel. Bakalım Valide Sultan ne yapıyor? Valide Sultan siz sucuğu ben ne yapmayı sucuklu yumurta yapacağım. Ne? Sucuklu yumurta. Sucuklu ama hepsini aynı yemekte toplamak zorunda. Aynı yemekte mi yapacağız? Tabii. Yani bir şekilde sucuğu da yemeğine katmak zorundasın. Ne oldu öyle bir kaldın? Bu et, bu da sucuk. Ben bilmem valideciğim ne yapayım yani kurallar böyle. Şimdi şöyle bir tavsiyede bulunurum. Yani sucuk değişik bir aroması var. Belki hafif bir kızartarak üzerine böyle süs olarak atılabilir. Evet olabilir. Olabilir. Yani sen kıymayı mıymayı... Başka malzememiz var mı? Yok bu kadar. Üzerine böyle kızartarak tak tak atabilirsin. Geliniz efendim sosun içine karıştıracakmış. Bence olabilir bu. Bilmiyorum. Bu arada Necip Türk milletine aziz halkımıza soralım. Evet burada bir üstad var. Zamanında aşçılık yapmış. Abla biraz kay yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Bu iş abla ekmek de kolay değil. Bak tut şunu. Ağzımıza doğru yaklaştıralım. Hani diyorlar ki iki takla bir bakla bak parayı indiriyor diyorlar. Kolay mı? Bak şurada oradan oraya dinlenip duruyoruz tabii ya. Tabii ki zor. Değil mi? Tabii ki zor. Peki siz olsanız ne yapardınız sucuğu? Ben olsam ne yapardım? Sucuğu malzemem az olduğu için makarnayı sucuklu yapardım. Yani süs olarak yine salata olarak yapardım. Ama şu an makarna var. Makarnanın içine şimdi şey koyacak, sos koyacak. Onun yanına ben kızartırım öyle koyardım. Çünkü başka çare yok yani. Ben de başka öyle tavsiye ettim. Seçenek yok yani. Yanındaki büyük şefe soralım efendim. Tabii. Gordon, yerli Gordon Ramsay evet. Siz? Ben sosun içine sucuğu ufak ufak doğrardım. Evet. Üstünü makarnanın dökerdim. Bir de nohut da koyuyorsun, süslüyorsun. Yani daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu. Evet. Yan tarafa verelim efendim. Siz ne yapardınız? Öyle dikkatli baktınız ki. Bakıyorum hanımefendiye de evet. Nasıl siz? Ben de karıştırdım sosun içine. Bayandaki gibi. Ha gelinin tarafındasınız. Gelin taraftaki. Yan tarafa verelim efendim. Ablacığım sen ne yapardın? Ben arkadaşım düşündüğü gibi yapardım. Ha. Çok güzel yan tarafa verelim. Hayatım bir şey söyleyelim. Sos olarak kullanmak daha doğru geliyor. Daha doğru çünkü geliyor. Çünkü en son sucuk çıktı. O yüzden. Siz ne diyorsunuz efendim? Vallahi sucuk bir defa şöyle söyleyeyim.
sucuk bir darbe mi oldu? Bir, yani olumsuz bir şey mi oldu yoksa iyi bir şey mi oldu? Yok, güzel olabilir bence. Değil mi? Evet, güzel olabilir bence. Bir aroması var sucuğun. Evet. İçinde sarımsak var, baharat var. Farklı bir tat verebilir. Farklı bir tat verebilir. İşte pozitif insan. İşte Allah damat hakkı konuşacak bizi. Peki efendim, buralar size emanet. Dayı, dükkana sahip çık. Gözünü seveyim. Z raporunu al, ben geliyorum. Ben bir damata gidiyorum, geliyorum sonra efendim. Hadi bakalım. Evet Vedat'cığım, kardeşim, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sağ ol canım. Şimdi gözlerini kapat. Önünde ne olsa yemek istersin. Ama böyle iştahla, böyle ağzının suyu aka aka. Ne yemek isterdin? Vallahi sanki pek göstermiyorum fiziksel olarak ama. Aha. Bir kebap yerdim ya şu an. Kebap seviyorsun. İskender. Oo, İskender. Evet. Seviyor musun İskender? Bayılırım. Ha, en sevdiğin mi? En sevdiğim. Oo, yemek. Ben de çok severim. Ama iyi yapılacak. Bayılırım İskender'e. Peki mesela lezzet konusunda, damak zevki konusunda bu olmaz, bu olur dediğin neler var? Damak zevki konusunda bu olmaz, bu olur mesela, dediğim. Mesela atıyorum ben hani bazı şeyler, kapuska hiç sevmem ben. Ben mesela enginar çok sağlıklı olmasına rağmen sevmiyorum, yiyemiyorum. Zeytinyağlı mı seviyorsun? Öyle. Zeytinyağı seviyorum aslında. Aha. Zeytinyağı yaprak sarmaya bayılırım. Fakat söz konusu enginar olunca yiyemiyorum. Karaciğer için çok iyi ya. Çok, çok faydalı bir şey. Yemen çok lazım. Bir şey. Peki. Detoks ama yemiyorum. Peki yemekte düsturun nedir? Yani sağlıklı olan mı yoksa ya lezzetli olsun ne olursa olsun? Sağlıklı olan. Sağlıklı olan. Ha, ama sağlıklı. Sağlıklı olduğu kadar yani... Sağlıklı olup da böyle lezzetsiz bir şey olursa yiyemem tabii ki. Hmm. Bir zamanlar çimen suyu diye bir şey vardı ya. Hani çimen çok dayanıklıymış ve onun suyunu içmek insanı bağışıklık sistemini güçleştiriyor. Ya bırak kardeşim, çimen suyu içilir mi ya? Ha Vedat, içilir mi? Ben her sabah limon suyu içerim. Ha çok neden? Ekşi. Sağlıklı olduğu için ve çok güçlü bir C vitamini. Aynı zamanda glikoz yok. Hmm. Portakal suyu gibi glikoz, şekersiz bir şekilde C vitaminini sef olarak vücuda alıyorsunuz. Suyun içine limon sıkıyorsun, limon öyle içiyorsun. Sıkıyorum, içiyorum. Aynen. Zayıflatır da o adamı. Evet, evet, evet. Çok güzel, fevkalade. Şey. Ya kardeşim, bütün bunlar numara. Aslında biz senin sesine meftun olduk. Sesini çok sevdik. Teşekkür ederim. Çok güzel de bir şarkıcılığın var. Bize bir şeyler söyle ya. Boş ver, bunlar hikaye ya. Önemli olan senin sanatın. Umarım beni kandırmıyorsunuz hocam. Hayır. Çok güzel sesin var. Tarzını da sevdik. Ne söylersin? Kandırdım. Hadi, kandır bizi. Kenan Doğulu'dan evet, kandırdın mı? Evet, aynen öyle. Peşinden az koşmadım ki, eli güne rezil oldum, az çeneler sarf etmedim ki. Hak edeni görür Allah, peşinden az koşmadım ki, eli güne rezil oldum, az çeneler sarf etmedim ki. Hak edeni görür Allah, mutluluk yakın, yarından yakın. Kandırdım aslı yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım, sonunda güzel gözlümü oyunlarla kandırdım aslı yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım, sonunda güzel gözlümü oyunlarla sevgiye çeyrek var. Ay be kardeşim benim, yine çok güzeldi, fevkaladeydi. İnşallah bunu hayatın, senin hayatın yani, karşılık verir sana ve inşallah çok iyi yerlere gelirsin kardeşim. Çok çok teşekkür Şimdi, ediyorum, çok sağ olun. Herhalde artık toparlanıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Senin ekip, yani bir tarafta Valide Sultan, bir tarafta gelin hanım. Şu anda merakla bekliyoruz. Eşim. Ben şahsen annemin yemeklerini hiç kimseye değişmem. Hı-hı. Fakat eşimin evde pek yemek yaptığı söylenemez, aramızda kalsın. O yüzden... Dur bakalım. Dur bakalım, hiç belli olmaz. Ben de belli merak olmam. Ediyorum şu bu anda. Bu işler hiç belli olmaz. Çok heyecanlıyım. Çok iyi ürünler geldi. Hiç böyle ters bir şey gelmedi. Onun için uygun bir şey gelecek önüne diye düşünüyorum. Ben gidiyorum. Biraz sonra seni çağırıyorum. Artık finale geliyoruz. Tadım yapıyorsun kardeşim. Tamamdır. Tamam. Hadi tamamdır. Bakalım. Geliyorum. Efendim. Artık finale geldik. Herhalde hanımlar hazır. Valide Sultan, hazır mısınız? Hazırım. Hazırım, evet. Gelin hanım. Hazırım. Siz de hazırsınız. Evet. Çok güzel. Biraz sonra sevgili oğlunuz, kıymetli eşiniz buraya gelecek ve El Miyaman, Bey Miyaman ortaya çıkacak efendim.
Hakikaten çok uğraştılar, didindiler ama uygun malzemeler değil mi şefim? Uygun malzemelerle efendim, doğru dürüst bir yemek yaptılar diye düşünüyorum. Gelin hanım son süslemeleri yapıyor. O zaman damat beyi çağıracağız. Önce bir tabakları alacağız efendim. Ondan sonra damat beyi çağıracağız ve kararı o verecek. Bakalım hangisi daha güzel olacak efendim. Hadi bakalım. Alalım mı efendim bu yemeği? Alalım. Alalım. Evet. Gayet tabak süslemesi de orijinal, fevkalade. Sizinki hazır mı Saima Hanım? Evet. Hazır. Ama aynısı çok... olmuş. Nasıl? Aynısı olmuş. Aynısı olmuş ama yalnız bir şey söyleyeyim. Bu arada şunu belirteyim. Yani bu benim çay fincanım. Hani bunu katmayalım, mikrofonu katmayalım. Saima Hanım programlarda genellikle şöyle bir şey oluyor. Valide Sultanların gördüğünüz gibi tezgahı çok düzgün oluyor. Gelin hanımların tezgahı biraz karışık oluyor. Değil mi? Dayı, öyle değil mi? Ama şimdi ben Saima Hanım'ın tezgahını çok beğendim. Yani çok tertipli, çok düzenli değil mi? Derli toplu. Ne diyorsunuz efendim? Evet, gayet güzel. Gayet güzel. Derli toplu. Derli toplu. Demek ki efendim... Derli toplu, güzel, evet. Evet, 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 evet. Yani becerikli, çok güzel. Evet, becerikli dediler. Sizin için becerikli dediler. Tamam mı efendim? Evet. Çok güzel, alalım. Evet, wow! Neler yapmış. Fevkalade. Peki efendim. O zaman damat beyi alalım ve finali hep beraber yaşayalım efendim. Efendim buraya gelelim. Biz de yarışalım. Enteresan yemekler yapalım. Hem de tatili kapalım diyorsanız ister Facebook'tan, ister Twitter'dan, ister Instagram'dan, isterseniz de mail yoluyla bize ulaşın. Gelin yarışın. Kapımız herkese açık. Unutmayın. Evet efendim, kan, ter, gözyaşı akıtıldı. Evet efendim, aşık olunan eş, sevilen evlat ve sonuçta ürün. Şimdi işte o kişiyi çağıracağız ve hangisi güzel o karar verecek. O zaman kuvvetli alkışlarla damat beyi buraya alalım. Vedat Bey'i gönderin efendim. Vedat Bey buyurunuz. Bu arada şu tabağı da şöyle koyalım. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim. Yalnız sizi bir şey sormalı. Sağ olun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tapak dizaynları bir sanat eseri. Aynen öyle. Değil mi? İkisi de çok çok güzel görünüyor. Çok bir güzel. Ahenk içerisinde. Ahenk içerisinde. Evet. Sizin sanatçı kimliğinize çok uyan. Valide Sultan alalım sizi. Buyurun efendim, sizi de böyle alalım. Evet, sağınıza solunuza oturtalım. Şimdi artık top sizde. Gerçekten duyularınıza ne hitap ediyor? Gözünüze ne hitap ediyor? Damak zevkiniz, lezzet düsturunuz nedir? Ona göre lütfen karar veriniz. Önce sağdan mı soldan mı başlayacaksınız? Ona bir karar veriniz efendim. Önce annemin tarafından başlayayım ben. Anneniz tarafı yani sağ sağdan, taraftan. Sağdan. Hayır, ama bir şey söyleyeceğim. Daha bu annenizin yaptığı demek değil. Karışık, bilemiyorsunuz siz. Öyle mi? Tabii abi. Böyle şey olur mu? Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kimin ne yaptığı belli ya. Değil. Ben buyurun efendim şey. Bir tadın bakalım ne olacak, bir ne çıkacak. Olmadı. Evet. Makarnaya bayılırım bana, çok güzel. Evet. Bir makarna. İçinde nohut var. Başka neler vardı ya? Kıyma var, sucuk var. Evet. İlk intiba. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ne hissediyorsunuz? Bunu annem yapmıştır. Bunu annen yapmıştır evet. Diye düşünüyorsunuz. Evet. Bir hamle daha yapalım efendim. Bir hamle daha yapalım. Evet. Sostan da alalım. Evet Vedat Bey, evet. Oh, ulan benim de canım çok acıktı. Buyurun. Evet, buyurun. Yok, buyurun efendim siz. Evet, maydanozla beraber. Bak, bize duygularınızı nakledin. Siz sanatçısınız. Buyurun efendim, duygular. İçeride neler dönüyor? Mideniz size ne diyor? Yemek çok güzel, çok, çok lezzetli. Beğendim. Çok kıvamında, gerek baharatları olsun, gerek tuzu olsun. Ben bir de makarnanın şeyine al dente, yani hafif böyle sert olmasına çok önem veririm. Nasıl? Sertliği bence çok iyi güzel. Gözüküyor. Sertliği de güzel. Çok güzel gözüküyor. Evet. Ben çok beğendim. Yani çok beğendiniz. Çok fazla yemek malzemeleriyle pek aram yoktur ama. Hı-hı. Hani ben tamam. Genelde beğendiklerimi yerim, beğenmediklerimi yemem. Tamam, İçinde devam edelim efendim. Çok güzel evet. Kıvamında olmuş. Evet, biraz daha alalım sosuyla beraber. Ona tamam. Devam edelim efendim. Devam edelim. Evet, Vedat Bey büyük bir duyarlılıkla süzerek sağdaki yemeği yemeye devam ediyor.
Evet efendim, son bir hamle. Evet. Vedat Bey tabağı sıyırdı. Bıraksan tabağı yiyecek adam. Ama tabağı çok yiyecek çok, ama çok engelliyor. Çok güzel, fevkalade. Buna ilişkin duygularınız gayet pozitifti. Bir de buna bakalım efendim. Bir de soldaki tabak. Evet. Soldaki tabak şimdi Vedat Bey alıyor. Sosundan da alıyor. Çok güzel efendim. Bütün objektif duygularıyla, içinden ne geliyorsa o doğallıkla. Bu da güzel aslında ya. Güzel mi? Evet. Vedat'cığım da, sen de her şeyi güzel diyorsun var bebeğim. Bir eksik var. Orada şu ki kekiği biraz eksik olmuş. Daha hiç yok. Neyi? Ama ben şahsen kekik çok severim. Kekik çok bunda seversin. Bunda kekik yok. Bunda vardı. O yüzden vardı, evet. Bu bir adım daha önde gibi ama. Evet Vedat'cığım. Evet. Ye paşam. Ye afiyet olsun. Yahu bal olsun sana. Et olsun. Lopur lopur et olsun. Başka duygularını alalım. Nasıl buldun? Sosu nasıl? Kıyması? Makarnanın kıvamı. Sosu güzel. Makarnanın sertliği de güzel. Güzel. Dediğim gibi tek eksik kekik olmuş ama. Kekik. Evet, bunda biraz daha kekik fal olaymış. Vedat abad olurmuş. İkisi de güzel ama aslında. Ama ne oldu? Ya. Kekik azken. İkisi de güzel. Vallahi güzel. Güzel. Aferin. Aferin. Bebeğim benim. Aferin. Güzel oğlum benim. Çok güzel olmuş. Aferin. Ye. Ye aslanım. Ye. Ye biraz. Zargana balığı gibisin lan. Evet. Zargana gibisin. Ye. Kilo al, sen operacısın. Biz Pavarotti biliyoruz. Nah böyle göbeği vardı. 40 santim önden gidiyordu göbeği ya. Evet. Efendim, Vedat Bey yemeye devam ediyor. Evet paşam, evet güzelim. Evet, son 1-2 hamleyi alıyor. Ve Vedat Bey, dünyayı yedin Vedat. Yemin ediyorum dünyayı yedin lan. Ha, şu senin yediğinle Somali'deki kaç aile doyardı biliyor musun? Neyse efendim, evet. Vedat Bey bütün objektif bakışıyla, adaletli duruşuyla şimdi kararını veriyor. Vedat'cığım sağda bir tabak, solda bir tabak. Hangisi? Evet. Hangisi güzel söyle diyoruz efendim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. İlk yediğimde çok güzel geldi bana bu sağdaki tabak. Evet. Herhalde ikincinin bu kadar güzel olmayacağını düşünmüştüm. Fakat ikinci de aynı oranda güzel geldi. Yani farklılıklar var. Hı-hı. Mesela ilk yediğimde kekik vardı. İkincisinde kıyması, sosları daha farklı şeyler vardı. Evet, şimdi lafa bel vermesek de soru söylesek bebeğe. Ben de şimdi karar vermek için zaman kazanmaya çalışıyorum. Evet. Sağ mı, sol mu? Hangisi? Hangisi güzel söyle diyoruz efendim. Damak farklı olmak suretiyle evet. Sağdaki. Çevir bakalım tabağa kim geliyor. Tabağı çevirelim efendim. Buyurunuz. Evet. Gelin şunun üstüne koyalım. Efendim gelin hanım. Sayma hanım. Alnının akı, gözünün nuru, alnının teriyle kazanıyor. Valideciğim bazen de böyledir yani. Evet. Boynuz kulağa geçer. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ömrünüze bereket. Siz bir yastıkta kocayın. Siz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Şeref verdiniz, var olunuz. Hangisi güzel bitiyor ama bir başka programda yine görüşüyoruz efendim. Sağolunuz, var olun. Hoşçakalın.